Şu, şu an bizim konumuz Marco'nun yaptığı şeyin bedeli ne olacak? Galatasaray burada nasıl bir duruş sergileyecek? Peki onu konuşalım o zaman. Onu konuşalım. Onu konuşurken son bir defa altını çiziyorum. İşte biz bu olayın cezası ne olacak onu konuşuyoruz. Bir cezayı veriyoruz, kapatıyoruz. Aynı olaylar sürekli olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bence yapmamız gereken gerçek iş, benim anlattığım iş, onunla ilgilenmemeyi tercih ediyoruz. Bizim en büyük derdimiz o. Ne olacak? Olacağını da ben söyleyeyim. Bir, herkes işte hemen gönderirim. Bir başkası başka şey söylüyor. Bakın işin bazı gerçekleri var. O gerçekler de şu, Futbol Federasyonu'nda Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ki o haberi sabah aldım. Hangi maddeden sevk edildiğini bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle kavgadan, saldırıdan sevk edildiyse 5 maçtan başlıyor ceza. Evet. Kaldı ki o 5 maçı verecekler en altı olduğu için. Hı hı. Hatta hafifletici nedenler var ise o nedenleri de kullanıp onu daha da aşağı indirecekler. Şimdi bakın hocam, olaya yorum ben getirmiyorum. Ben 7 maç bekliyorum minimum. O yorum bekliyorum. Şimdi ben ihtimali söylüyorum. 5 maçla 10 maç arası. Evet. Hı hı. İki, Kerem'in şu işaretini bile onlar hafifletici neden olarak görebilirler. Yani Türkiye'de Profesyonel Disiplin Ceza Kurulu'nun, Tahkim Kurulu'nun verdiği kararların ne derece... Şu hakkan... hareket ağır tahrik içeriyor değil mi hocam? Şimdi onu söylerlerse sürpriz olmaz. Bunları hep gördük biz. Şimdi böyle bir bizim Profesyonel Disiplin Ceza Kurulu'muz var ve Tahkim Kurulu'muz var. Federasyonun vereceği bir ceza var. Hı hı. İki, Galatasaray Kulübü kendisi bir ceza verecektir. O ceza da şu an için kadro dışı. Ve para cezası. Şimdi büyük bir ihtimalle belirli bir süre bu kadro dışılığı devam edecek. Evet. Büyük bir ihtimalle diyorum. Çünkü bir, yapmak istedikleriniz vardır. Bazen her istediğinizi yapamazsınız. Yani Galatasaray'da şundan eminim. Gerek sportif, gerekse idari yönden verilecek cezalarda Galatasaray'a hiçbir olumsuz yansıması olmasa Galatasaray hemen onu kapının önüne koyar. Olumsuz yansıma ne? Şu an kulüplerin büyük bir ekonomik sorunu var. O sorun içinde elinizdeki böyle birinin görüşüne göre 15, birininkine göre işte 15 milyon değeri olan bir futbolcunuzu bu paradan vazgeçerek kaybetme riskine kimse girmeyebilir. İki, bir şey sorabilir miyim hocam? Transfer dönemi olmasına rağmen ya benim şu ana kadar iyi bir performans sergileyen bu futbolcumu sportif yönden kaybetmek istemiyorum diye düşünenler olabilir. Bir şey sorabilir miyim hocam? Mesela Marka kardeşimiz bu hareketlerini Fatih Hoca'ya yapsaydı o zaman da böyle ekonomik değerleri konuşabilecek miydik? Biraz farklıydı. Ha, ben gerçek düşüncemi söyleyeyim. O düşünce de şu. Olay vurma değildi. Buna benzer bir kulübün değerlerini yok eden iki futbolcu vardı. İsim vermeyeceğim. Yine büyük kulüplerden birindeyim. Kadro dışı kalmalarını teklif ettim. Hoca olarak. Hocam dediler, eğer kadro dışı bırakırsak iki futbolcumuzu da o zaman biz bunları mecburen bedavaya göndermek zorunda kalacak. Ben yönetim kurulunda aynen şöyle bir konuşma yapmıştım. Bu kulüp benim için o kadar değerli bir kulüp ki, bu kulüp Türkiye için, Türk futbolu için o kadar değerli bir kulüp ki, bu kulübün değerleri parayla satın alınamaz, parayla ölçülemez. Tamam. O yüzden ne kaybederse kaybedelim, bizim bu futbolcuları kadro dışı bırakmamız lazım bak diye. Bak hocam şu anda senle birebir aynı noktadayız. Tam olarak aynı noktaya bakın, basıyoruz. Ben uygulamamı tamam. söylüyorum. Hı. O yönetim benim bu tavsiyemi dinledi. O iki futbolcuyu da biz o zamanki şartlara göre en uygun şekilde kulüpten gönderdik. Peki bunu şimdi ben yapılabilir mi? Benim için çok kolay. Ben derim ki ben olsam bunu yaparım. Gerçekten yaparım. Ama Galatasaray'da hoca olduğun anda... Galatasaray'da başkan olduğun anda bunu yapabilir misin? Çünkü davul onların omuzunda, tokmak bizde şu an. Yani ben onların benim kadar ince düşündüklerinden %100 eminim. Eğer hiçbir bu zararların hepsini telafi edecek güçleri olsa hiç düşünmeden böyle bir karar vereceklerinden eminim. Hem Burak Elmas'ın hem Fatih Terim'in. Ben mesela geçen... Ama davulu da onlara veriyorum, tokmağı da onlara veriyorum. Geçen sezon Belhan da gönderildi değil mi? Evet. Belhan da gönderildi.
Hangi Belhanda gönderildi? Hangi şartlarda gönderildi? O zaman da eleştirdim. Bugün de aynı noktadayım. Taraftara küfür etti Belhanda. Evet. Takımı defalarca zor durumda bıraktı Belhanda. Arkadaşlarıyla tartıştı Belhanda. Hiçbir şey olmadı. Ama indirimi kabul etmediğinde şöyle bir yönetim tarafından iğnelendi. Ondan sonra ucu yönetime dokunacak bir eleştiri yaptığında... Zemin eleştirisi. Hop! Yani şunu mu anlıyoruz? Taraftara küfür edebilirsin. Galatasaray taraftarına küfür edebilir mi futbolcu? Ama işin ucu yönetime değerse gönderir. Sen, halbuki Fatih Hoca gitmesini kabul etmediği halde gönderdiniz oyuncuyu. Sen, ve oyuncuya da ihtiyacınız sen, varken gönderdiniz oyuncuyu. Sen Belhanda'nın gidişini eleştirmiştin değil mi? Yönetimin evet. O kararına yanlış demiştin. Hayır. Belhanda'nın gönderilmesini kabul ediyorum ben. Ama diyorum ki... Doğru dedin mi? Destekledin mi onu? Tabii ki doğru. Tabii ki doğru. Ama diyorum ki bu adamı daha önce göndermeniz gerekiyordu. Bir futbolcu tutup da benim taraftarıma küfür ederse, ailesine küfür eder, ben o futbolcuyu gönderirim hocam. Yani taraftara küfür etti, oturuyorum bana küfür etti, hemen gönderirim. Öyle yok. Öyle yağma yok. O ayrımı zaten biz kenara attık. Yönetimle şimdiki dönem de değişti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kulüp yönetimden ibaret değildir. Kulüp bir camiadır. Taraftarın olduğu bir camiadır. Yönetimleri camialar seçer. O genel kurulda oy verenler de taraftardır. Farkı, tribündeki taraftardan farkı, oy verme hakkı olanlar vardır. Oy verme hakkı olmayanlar var. Ama sen bütün Galatasaray camiasını karşısına alıp, ya ekonomik olarak ben bu oyuncuyu kadroda tutacağım deyip bu işin içinden çıkamazsın. Bir, benim kendi fikrimi söyledim. Belhanda o taraftara küfrettiği zaman da ben karşı çıktım. O yönetim Belhanda'yı Fatih Terim'in isteğine rağmen gönderdiği anda da o desteği verdim. Bakın çok net bu ekranlardan o desteği verdim. Benim için o kulübü kulüp yapan belirli değerler vardır. Yazılı veya yazılı olmayan. O değerlere saldıran her türlü davranışa karşıyım. O davranışta bulunan herkese o değerleri koruyacak ve ondan sonra gelecekleri de korumaya teşvik edecek kararların alınmasından yanayım. Sadece bu işin içinde olan insanların içinde bulundukları zorlukları düşünerek belirli bir noktaya kadar onlara anlayış göstermek de hepimizin görevi diye düşünüyorum. O da şu, yetki onlarda, karar onlarda. Hı hı. Yani bir hoca doğru taktiği belirler veya belirlemez, onun sonuçlarına katlanır. Şu an Galatasaray için Burak Elmas'ın, yönetim kurulunun, Fatih Terim'in vereceği her türlü karara bence herkesin saygı duyması lazım. Peki sonuçta Markan'ın affedilmesini hiç masaya koyuyor muyuz? Var mısın? Mıdır böyle bir ihtimal? Özür diledi. Belki gerçekten... Yönetim affedebilir mi Arkay'ı? Taraftar affedecek mi Arkay'ı? Yani ben hayal ediyorum şimdi. Aslantepe'de maça çıktın. İlk 11'de. Şimdi Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gittiği dönem geliyor aklıma. Aynen yine bunları konuşuyorduk. 3 maç sonra iyi bir performansla... Hı-hı. Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'ı da bir şekilde bağrına basar diye yorumlar yapılıyordu. Şimdi şunu söylüyorum. Basıldı da. Basıldı. Şunu söylüyorum. Burak Yılmaz Beşiktaş'tan... Yani asla affedilemez mi? Onu merak ediyorum yorumunuzu. Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kırgınlıklarla ayrıldı. Hı hı. Aradan epey bir zaman geçti. Gelişinde taraftar çok ciddi bir tavır koydu. Buna rağmen yönetim aldı. Evet. Ben de o zaman şöyle bir yorum yapmıştım. Oyuncu üzerine Beşiktaş forması giydikten sonra destek olacaksın dedim. Caner Erkin için de benzer bir süreç yaşandı. Çok Caner, var böyle örnek. Bir saniye. Caner gitti. Önce yurt dışı yaptı. Sonra Beşiktaş vesaire. Sonra geri geldi. Hala taraftarın kırgınlıkları vardı formayı giyene kadar. Fark şurada. Hı hı. Marka üzerinde Galatasaray forması varken gitti. Saha içinde Galatasaraylı bir oyuncuya vurdu. Hı hı. Ve tekrar söylüyorum. Yan yana dururken böyle bir anda bir refleksle i̇tişme böyle itişme değil. Falan ya. Değil. Planlı, programlı, koştura gidiyorsun. Hani şeyi de anlayacağım, ilk teması da anlayacağım. Bak yine hani bir şey arıyorum ya. Hani maç içinde o tansiyon yükseliyor, nabız şey oluyor, oksijen gitmiyor. Ya gidiyorsun, kafa atıyorsun, vuruyorsun, bir daha vuruyorsun. Ne yapıyorsun ya? Ve sen bunu zaten daha önce Florya'da benzerini yaptın. Ya, örtbas edildi. O zaman eğitseydiler hocam.
Eğitseydiler değil, bize beraber eğiteceğiz. Ben ne yapacağım? Florya'ya gidip de adama ders mi vereceğim? Söylemlerimiz, bilmiyor mu kim nasıl eğiteceğini hocam? Buradaki söylemlerimiz doğru olacak. Bu ekranlardan biz kalkıp da... Eğitecek doğru adamlar var mı? Hocam iş başka yere gidiyor. Eğitecek doğru adamlar var mı? Ta İsviçre maçına kadar sararım kasede ben. Var. İsviçre maçına kadar sararım kasede. Eğitecek doğru adamlar var. Serkan Balcı geçen gün anlatıyor televizyonda. Sosyal medyada. İsviçre maçı öncesi kim ne dedi? Millet niye kime saldırdı diye. Şimdi bakın, kim kime eğitecek konu acaba? İsviçre hocası. Şu an İsviçre maçı, oradaki hocalar değil. Türkiye'de bu eğitimlerin tamamını verecek insanlar var. Biri de karşında oturuyor. Hocam, ömrünü de buraya adamış. Tamam, verin. Sen eğitecek insanlara o görevi veriyor musun? Önemli olan o. Pardon, bir cümlem de şu. Buyurun hocam. Bakın niye yapıyor bu futbolcular bunu? Bu ekranlardan biz bas bas bağırıyoruz. Türkiye'de yapılan her hata 3 hafta sonra unutulur. Bu futbolcuların hepsi de bunu biliyor. Bunların hepsi akıllı. Bunu biliyor. Onlar da diyor ki istediğin kadar hata yap. Sana 3 maç ceza verirler, 5 maç ceza verirler. Sonra da bütün herkes bunu unutur. Bir kenara korlar. Seni yine omuzlara alırlar. Biz böyle davrandığımız sürece bu işler devam edecektir. Benim marka öyle hiçbir alıp veremediğim yok. Onun futbol hayatını bitirsek ne, bitirmesek ne? Orada ama önüm bir dakika. 25 yaşında. Ama bakın oradan dolayı bizim kazancımız kaybımız yok. Konunun önemi şurada. Eğer ben Marcao'ya onu caydırıcı bir ceza verirsem bundan sonra geleceklere ders olacak. Onların önünü keseceğim. Bu benim için önemli. Yoksa nasıl bir cezadan bahsediyorsun hocam? Yoksa ben diyorum ben olsam en azından benim... Ülkemin bir takımında oynamasını ben bu futbolcuların istemiyorum. Uygun görmüyorum. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Yani markayı öyle bir göndereceğim ki geri gelişi olmayacak. Kulüpler bunu yapabilir mi? Davul da tokmak da onlarda olmalı. Benim transfer gelişmesi. Kolay.